Merhaba sevgili izleyiciler, Shifted.net'te bir başka teknoloji gündemiyle ekranlarınızdayız. Yanımda Berkin Bozdoğan var. Berkin, elimizde birer Ultrabook var ama sadece Ultrabook'tan bahsetmeyeceğiz galiba. Ultrabook bildiğiniz üzere ince, hafif, yani Intel inisiyatifiyle ortaya çıkmış bir Intel eseri olarak görüyorsunuz zaten her tarafta. Bu arada i̇nce USB'nin hafif... de bir Intel eseri olduğunu biliyor muydun? Evet biliyorum. Hatta şey vardı, bizim rock yıldızlarımız sizin rock yıldızlarınızdan farklı derdi. Böyle Hintli bir amca artık... Amca yani ellilerine geliyordu tahminen. USB'nin mucidi bu amca diye gösterdi. Intel'in çok eğlenceli şeyleri var. Ve şimdi bir Ultrabook diye hayatımızı değiştiren bambaşka bir ürün konsepti var. Biliyorsun artık ekranlar küçülse de büyüse de tablet ve cep telefonlarına bahsediyorum. Artık her şey dokunmatik hale geldi. Dolayısıyla insanlar için sadece kapağı açılarak içinden bir klavye çıkan dizüstü bilgisayarlar yetmiyor. Dolayısıyla böyle değişik çözümlere gidiyorlar. Burada hani iki farklı kullanım alanı var. Bir normal dizüstü bilgisayar gibi kullanabiliyorum. Kapağını çevirdiğim zaman da ekranını artık bu bir tablet. Nasıl döneceğini falan yanındaki tuşa basarak dönmemesini ayarlayabiliyorum. İstediğim pozisyonda kullanabiliyorum. Ve bildiğim, alıştığım Windows işletim sistemini kullanabiliyorum. Ve normal performansını kullanabiliyorum. Bu indirgenmiş bir cihaz değil. Klavyeye olan ihtiyaç her zaman yok. Haklısınız. Ama bazı zamanlar var. Ve o bazı zamanlar gerçekten kritik zamanlar. En azından ben kendim için bunu söyleyeyim. Biz yazmak zorundayız. Biz klavyeye bir anlamda yani muhtaçız. Yani klavyedeki seri yazma şeklini bir ekranda yapamıyorum. Zannediyorum bu teknoloji şuna kadar biz böyle konuşmaya devam edeceğiz. Konuştuğumuzu yazan teknoloji şu anda var ama çok Türkçe daha... için çok iyi çalışmıyor maalesef hala yani biraz sürecimiz. Hani Intel'in de desteklediği Android platformunda oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Apple'da zaten yok. Windows'ta çalışmalar başladı. O teknolojiye kadar ki bu epey bir zaman alacak gibi görünüyor. Çünkü yurt dışında bile böyle aynen İngilizce yok. İçin çok kullanıyorlar mesela. O bile hani arama motoru desteğiyle çalışıyor mesela çok hızlı şekilde. Çünkü ne demiş olabileceğini tahmin ederek yazıyor. Bu arada Intel'in kattığı mühendislik değerlerine şunu da eklemek gerekiyor. Yani sadece bu cihaz artık çok daha uzun süre kullanılıyor. Artı bu cihaz artık çok daha hafif değil. Aynı zamanda bir de kablosuz bağlantı teknolojileriyle beraber de cihaz çok daha yetenekli hale gelebiliyor. İşte buradaki görüntüyü aynı ağa bağlı olan bir başka daha büyük ekran olan projeksiyon cihaza, cihazları doğrudan projeksiyon ya da televizyon bunlara da aktarabiliyoruz mesela. Ama mesela bunun bir benzerini diğer tabletlerde yapmak çok kolay değil. Yani o teknolojinin entegre edilmiş olması gerekiyor. Onda zaten şu an için bir sağlayıcısı var bunu entegre eden kullanan. Yani şu hareketi yapabiliyor olmak etrafta ne oluyor burada? Ve burada çalışmaya devam ediyorsunuz hiçbir şey olmamış gibi. Evet. Daha güzeli var çantadan bunun klavye kısmını hiç çıkarmadığını düşün. Gelişmiş bir dock sistemine sahip olan Acer Switch 10 sizlere bir tabletin rahatlığını ve istediğinizde bir dizüstü bilgisayarın konforunu sağlıyor. İlk bakışta ZenBook serisi Ultrabook'ları andıran Asus T100 istenildiğinde klavye kısmından ayrılarak Windows 8'li bir tablete dönüşebiliyor. Lenovo Yoga dizüstü bilgisayarlar 4 farklı kullanım pozisyonuyla ve bunu sağlayan menteşe sistemiyle esnek bir kullanım deneyimi sunuyor. HP X360 ufak boyutlarıyla her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz ve iki farklı pozisyonda kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar olarak tasarlanmış. Toshiba'nın ayrılabilir klavye düzenine sahip olan TrioBook, tüm bağlantıları tablet kısmında barındırıyor ve önemli bir kullanım esnekliği sağlıyor. O zaman videonun sonuna doğru şunu isteyeceğim senden. Diyelim ki bizi izleyenler arasında dizüstü bilgisayar almak isteyen çok sayıda insan vardır. Yani şu gün alsam bile bir iki yıl sonra yeni teknolojiyi kullanayım diyorsun. O bilgisayarı ya birisine, sevdiğin birisine veriyorsun bizim gibi. Ya da bir şekilde kullanmıyorsun, yenisini alıyorsun. Mutlaka bizi izleyenler arasında şu sorunun cevabını merak eden insanlar vardır. Dizüstü bilgisayar alacağım, neye dikkat edeyim bu anlattıklarınızdan sonra. Açıkçası kendi burada verilecek cevap şu, kendi kullanım biçimimize hitap eden şey neyse bu teknolojiler daha erişilebilir hale geliyor, fiyatları daha uygun hale geliyor ve şöyle söyleyeyim, bir şeyi alıp sadece bir biçimde kullanmak yerine hani birden farklı şey herhangi bir kayıp yaratmadan, performans kaybı yaratmadan, herhangi bir şeyden hani olanağınızı törpülemeden kullanabileceğiniz, dediğim gibi bu dönüşme yakınsamanın sonucu
ileride sizin kullanım biçimlerinizi çok değiştirecek ve bunu arayacaksınız. Ve bugün buna sahip olabilirken niye olmayasınız? Benim tek diyeceğim bu. Güzel tespitlerdi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.